Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık basınla bir araya gelerek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Alim Işık'ın yaptığı açıklamanın detaylarının tamamını HG Haber YouTube kanalı dışında hiçbir haber sitelerinde bulamazsınız. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin Profesör Doktor Alim Işık'ın yönettiği Kütahya Belediyesi'ne ilişkin raporunda Işık'ın kızı avukat İmran Işık'ın belediyede baş danışman olduğu ve belediyenin stratejik plan hazırlama kurulunda yer aldığını saptamasının ardından soruşturma başlatılması için harekete geçildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Başkan Alim Işık'ın ve bazı belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Soruşturma izin evrakında kızına oda ve araç tahsis edildiği iddiaları da yer aldı diye çıkan haberlere cevap verdi. Soruşturma açılsın, veremeyeceğimiz hesabımız yok diyen Alim Işık ayrıca şunları söyledi. Birimlerinin görevi o soruşturmada ileri süren iddiaları cevaplamak da bizim görevimiz. Söz konusu işlem geçen hafta itibariyle bizlerin de cevap alınarak devam ediyor. Sonucunu bekleyeceğiz. Biz Kütahya'nın ulusal basında yer almasından çok rahatsız. Burada bir art niyet var ama çalıştığınız için mi düşmanınız çok ya da başka bir şey mi var hocam? Biz açık ve bütün herkesin kabul ettiği belediyede söylüyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Hiçbir soruşturmadan, hiçbir iddiayı cevaplamadan yana bir çekincemiz yok. Bu birimler devletin denetimi altında ve soruşturması altında yürüyen birimlerdir. Kütahya Belediyesi geçmişten olduğu gibi bugün de ve tüm belediyeler gerek mülkiye denetimine gerekse Sayıştay denetimine tabi resmi kurumlardır. Geçmişte nizami olarak yapılmayan denetimler şimdi sıklanmış olabilir. Hiç ondan problemimiz yok. Bizim her şeyimiz açık. Açık. Onun dışında elinde bir belgesi, bilgisi var da gereğini yapmayan varsa bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer Kütahya Belediyesi ile ilgili herhangi bir yerde birinin elinde bir belge var ve usulsüzlük, yolsuzluk ya da şaibe ile ilgili bir bilgi var da bunu Cumhuriyet Savcılıkları başta olmak üzere, devletin ilgili birimleri başta olmak üzere kullanmayanlar iyi niyetli değildir diyor. Evet, biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Onun için varsa böyle bir şey biz bunun cevabını da veririz. Kaderimizde ne varsa da onu da hep beraber yaşarız. Göreve gelirken Kütahya'ya 130 proje vaat ettiklerini belirten Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, göreve geldikten sonra bu projelere ilave olarak 15 projenin daha ilave olduğunu hatırlattı. Başkan Işık 130 projenin %40'ını tamamladıklarını söyledi. Amatör spor kulüplerine yardımların devam edeceğini ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, pandemi nedeniyle yardımların ötelendiğini söyledi. 200 bin TL'lik yardımın en kısa süre içinde amatör spor kulüplerine verileceğini belirtti. Pandemi sürecinde yapılan yardımlar ile ilgili sorulan soruya cevap veren Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, pandemi sürecinde esnaflara kira indirimi, kira almama gibi yardımların yanında yardıma muhtaç ailelere de gıda ve hilal kart ile benzeri diğer yardımların yapıldığını söyledi. 2019 yılına göre yapılan yardımların %100 arttığını belirten Başkan Işık, 2021 yılı içinde de yardımların devam edeceğini söyledi. Başkan Işık ayrıca pandemi sürecinde 6 milyon maske üretildiğini, maske üretimlerinin de devam edeceğini söyledi. Başkan Işık son olarak 2021 yılı içinde 4 mahallede kentsel dönüşümün başlayacağını ifade etti. Pandemi sürecinde sosyal destekler hakkında bilgiler verebilir misiniz? Ne kadar aileye yardım yapıldı? Ayrıca daha önceki görüşmenizde yardım olarak amatör spor kulüplerine para yardım yapacağınızı ifade etmiştiniz. Yaklaşık 200 bin lira gibi bir rakam söylemiştiniz. Bu yardım dağıtımı ne zaman başlayacak? Teşekkür ediyorum. Önce sondan başlayayım. Amatör spor kulüplerine olan yardımlarımız devam edecek. Daha önce karara bağladığımız ve 2020 yılı bütçesinden ayırdığımız 200 bin TL'lik yardımı yakında bir program dahilinde sizleri davet ederek
dağıtacağız. Ancak takdir edersiniz amatör spor kulüplerinin şu anda fiilen spor yapamaması nedeniyle biraz bekleyelim. Amacına ulaşsın diyoruz. Yani karar alınır da amatör spor kulüpleri oynamaya başlarsa verdiğimiz para da işe yarasın. Aksi takdirde erken verseydik şu anda faaliyet olmamasına rağmen bir şekilde bu para harcanmış olurdu. Onu özellikle beklettik ve yapacağız. Yani onu pandemi süreci yardımları ile ilgili sizin de yakından takip ettiğiniz gibi pandemi sürecini mümkün olduğunca vatandaşımızın birinci gündemi olan virüsle mücadele kapsamında belediyemiz öncelikle de ve yapılabilecek ciddi sahalarda önemli katkılarımız oldu. Özellikle esnaflarımızın belediyemiz olan kira borçlarının ertelenmesi, indirimlerin yapılması, diğer taraftan yardıma muhtaç ailelerimizin desteklenmesi konusunda hem zamanımızı artırdık hem kaynaklarımızı çoğalttık. Özellikle sadece şunu söylemek isterim. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gerek gıda yardımı gerekse hilal kart yardımı konusunda 2019 yılı rakamlarına göre en az %100 artan sayılar gerçekleşti. Şu ana kadar toplamda Kütahya Belediyesi'nin mücavir alanı içerisinde kalan ailelerin yaklaşık 1/3'üne bir şekilde farklı yollarla ve farklı yardım türleriyle ulaştığımızı söyleyebilirim. Yani rakamları çok geçtiletmenin çok faydalı olmadığını düşünüyorum ama sayı olarak yaklaşık ailelerimizin 1/3'üne bir şekilde girdiğimizi, gerek eğitim ve destek yardımı, gerek hilal kart, gerek gıda bankacılığı, gerek giysi bankacılığı gibi yollarla yakacak yardımı gibi ikinci el eşya yardımı gibi değişik kalemler altında birçok ailemize ulaştık. Net şunu söyleyebilirim. Kütahya Belediyesi'ne herhangi bir yardım konusunda müracaatta bulunup da bunun cevapsız kaldığı örnek sayısı çok kısıtlıdır. O da mecburiyetten, eğer uymuyorsa şartları veya yoksa öyledir. Onun dışında herkese bir şekilde yardımda bulunduğumuzu söylemek isterim. Bu yıl içinde aynı şekilde gerek Ramazan ayı etkinlikler için ayırdığımız kaynakları gerekse diğer sosyal yardım bütçemizdeki kaynaklarımızı en az %100 artırarak bu dönemin de 2021 yılında benzer şekilde destekle geçeceği yönünde bir planlamamız oldu. İnşallah alan vatandaşlarımız memnundur. En son geçen hafta özellikle kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle soba yakarak ısınan ailelerimizde şehit ailesi, engelli ve yaşlıların olduğu evlere talepler doğrultusunda karbon dioksit veya monoksit gazından zehirlenmelerini engellemek için sensörler taktık. O çalışmamızı devam ediyor. Bunun da çok yararlı bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Değişik şekillerde yardımlarımızı sürdürüyoruz.